Herkese tolgozbek.com kanalından merhaba. Bugünkü konumuz TCG Anadolu gemisinde MV22 Osprey tipi tiltrotor yani hem uçak hem helikopter özelliğine sahip bir hava aracına ihtiyacımız var mı? MV22 konsepti nasıl çıktı? Gelin bu videomuzda hem biraz tilt tiltrotorlara bakalım hem de bu hava aracı nasıl farklı bir pazarı yakaladı bunu görelim. Uzun yıllar hava araçları ikiye ayrıldı. Helikopterler yani dikine iniş kalkış yapabilen, dikine havalanıp istenilen yere inip kalkabilen hava araçları, diğerleri de uçaklar. Ama zamanla birlikte, mühendisliğin gelişmesiyle birlikte hibrit araçlara doğru yol alınmaya başlandı. Hibrit olarak ilk hava aracı tasarımı 1950'lerde ortaya çıktı. Bunu da yapan helikopter konusunda dünyanın en eski şirketlerinden biri olan Amerikan Bell şirketiydi. Tilt rotor konsepti hem uçak hem helikopteri birleştiriyor. Dikine kalkış, havada uçak gibi hızlı bir uçuş ve daha sonra da iniş yine dikine bir şekilde gerçekleştiriliyordu. Şimdi akla ne güzel geliyor değil mi? Hibrit bir hava aracı, iki teknolojinin birleşmesi. Ama mühendislik olarak bunu yapabilmek çok ciddi bir çaba gerektiriyordu. Uzun yıllar tasarımlar yapıldı, birçok kaza oldu ve sonuçta Bel şirketi Amerikan hükümetinden gelecek bir siparişle bunu tam olarak hayata geçirebileceğini anladı çünkü harcanan paralar çok ciddiydi. 1980 yılında enteresan bir gelişme oldu. Tahran'daki Amerikan Büyükelçiliğinde bir rehine krizi yaşandı. Amerika tabi süper güç bu rehineleri ben dedi kurtarırım. Nasıl kurtaracaktı? Çok sayıda rehine var. O büyükelçilikte çok sayıda kişi var. Nasıl yapılacak bu operasyon? C-130'lara roketler takıldı, kısa iniş ve kalkış sayesinde belirli bir noktaya kadar rehineler helikopterlerle götürülecek, arkasından C-130'lara bindirilip götürülüp kurtarılacaktı. Ama işler beklendiği gibi gitmedi, operasyon büyük bir başarısızlıkla sona erdi. Ve burada da Amerika düşünmeye başladı. Amaç helikopter gibi uçacak ama kapasitesi daha büyük bir hava aracına ihtiyaç vardı. Bu hava aracı da havada helikopter gibi yavaş kalmayacaktı. Hızlı gidebilecek, menzili de uzun olacaktı. Ve düğmeye basıldı. Tekrar bu tür operasyonlarda kullanılmak üzere. Gerektiğinde normal helikopterin alacağı 10-15 kişiden daha fazla kapasiteli bir hava aracı ihtiyacı ortaya çıktı. Ve yapılan ihaleyi de Bell teknolojiyi koyacak. Boeing geniş gövdeli helikopterlerden ve tabii ki yolcu uçaklarından edindiği tecrübeyi ortaya koyacak. Ve Bell ve Boeing birlikte V22 konseptini ortaya çıkardılar. Mühendislik hazırdı, teknoloji hazırdı ama bunun uçağa adaptasyonu çok ciddi bir süreç aldı. 1989 yılında V-22 Osprey konsepti ilk uçuşunu yaptı. Yaptı yapmasına ama önünde gerçekten çok ciddi teknik problemler ve uzun sürecek test aşamaları vardı. Bu test aşamaları adım adım aşıldı ve tabii ki bu arada da birçok kazalar oldu, farklı kayıplar oldu. Bunların her birinden alınan dersler MV-22 olarak adlandırılan bu hava aracına Birer ders olarak uygulandı ve teknik problemler tek tek çözüldü. Ama bir sorun vardı. Tilt rotorun fiyatı gerçekten çok yüksek çıkmıştı. Hava aracı 18 yıl süren uçuş testlerinin arkasından 2007 yılında tam olarak operasyon olmaya başladı. Operasyon olarak kullanılmaya başlandı. Ve aynı zamanda da bu hava aracı için Amerikan devleti Bell ve Boeing'e ortak bu konsorsiyuma 485 adetlik sipariş verdi. Bu tilt rotorların çok önemli bir kısmı Amerikan deniz piyadeleri tarafından kullanılacak. Ve aynı zamanda da MV-22'ler hem helikopter gemilerinde hem de uçak gemilerine konuşlanacaktı. Şimdi tilt rotor dediğimiz zaman 2012 yılının fiyatına göre bu hava aracının birim maliyeti 73 milyon dolar. Çok ciddi bir para. Yani bu paraya aslında nereden baksanız şu anki F-35'in bir tık altında ama görevi çok stratejik bir öneme sahip. Nedir bunlarla ilgili? Örneğin bir helikopterin savaş görev yarı çapı çok daha kısa. Ama burada yaklaşık 800 kilometre yakın bir görev savaş çapı var. MV-22 25 tam teçhizatlı askeri taşıyor. Biraz daha sıkışık oturumda bu rakam 32'ye kadar çıkıyor. Uçak gemisini alıyor kalkış sonrasında nereden baksanız 800 kilometrelik bir görev yarı çapında o bölgeye gidiyor. O bölgede askeri veya teçhizatı veya taşıdığı kargoyu ne götürüyorsa indiriyor. Görevini yapıyor ve arkasından o askerleri alıp tekrar geri dönebiliyor. MV-22'nin bir başka özelliği ise havadan yakıt ikmal kabiliyeti. Böylelikle kargo askeri kargo nakliye uçakların inemedikleri bölgeye noktasal olarak MV-22 helikopter gibi iniyor ama taşıdığı yük çok daha fazla. Bu açıdan MV-22'nin enteresan bir görevi var. Pahalı bir hava aracı ama görevi çok stratejik. Şimdi gelelim biraz da MV-22 tilt rotor nasıl çalışıyor? Normalde yerde baktığınız zaman helikopterden hallice bir gövdesi var. Bu gövdede Üste bir kanat yapısı, kanadın ucunda da yerde gördüğünüz zaman yere dik olarak duran iki pervane var. Bu pervanelere güç veren sistem ise Rolls Royce, Royce imalatı T406 motoru. Her biri 6150 beygir güç üretiyor. M ve 22'ye baktığınız zaman yerde motorlar yere dik olarak duruyor. Motor çalıştırıyor, aynı bir helikopter gibi dikine havalanıyor. Belirli bir emniyet irtifasına geldikten sonra motorlar yavaş yavaş yere paralel hale getiriliyor ve bu sefer de hava aracı uçak gibi uçmaya başlıyor. Ancak bunu yapabilmek mühendislik olarak şöyle zor. Mesela kalkışta biri helikopter pozisyonunda dik pozisyonda kalabilir, diğer yatık pozisyonda kalabilir. Böyle bir durumda hava aracı yükselmeye nasıl devam edecek veya inişte bu başınıza geldi, kontrol dışına kalabilir. Zaten yaşanan kazalar bunlarda. Ama alınacak bazı önlemler geliştirildi. Bazı uçuş emniyet sistemleri bunlarla ilgili yapıldı. Burada gerçekleştirecek örneğin böyle bir pozisyonda yapılacak tek şey bir uçak gibi süzülmeye başlayıp o motorları devre dışı bırakıp gövde üzerine iniş yapmak örneğin. Veya V-22'de helikopterin diyelim ki tek motorlu bir helikopter düşünün. Motoru durdu. Oto rotasyonla süzülerek o gelir iner bir yere kadar veya düz bir araziye iniş yapabilir. Bu durum MV22'de biraz daha sıkıntılı. Belki kanatların biraz taşıma gücü var ama tilt süzülmesi helikoptere göre otorotasyon olmadığı için biraz daha uçak gibi ama tabi burada da süzülme alanınız e, uzuyor ve tabii ki önünüzde düz bir yer varsa bir mecbur iniş yapabiliyorsunuz. Tabii bunlarla ilgili çarpma ile ilgili özellikle gövdede ekstra önlem alınmış durumda. MV22'nin maksimum kalkış ağırlığı 21,5 ton. İçinde belirttiğim gibi sayı 32'ye kadar çıkıyor, asker taşıyabiliyor, yük taşıyabiliyor. Ve he, bu tiltrotor tasarımı hep helikoptere ağzım kayıyor ama saatte maksimum 508 kilometre hıza kadar çıkabiliyor. Uçak modunda stol yani süratsiz kalma hızı ise saatte 200 kilometre. Merak ettim benim konulardan biri de bu helikopterde görev yapan pilotların eğitimleri. Şimdi biliyorsunuz bir pilot helikopter pilotuysa eğitimine helikopterle başlıyor. Helikopterle devam ediyor. Veya geçiş sağlanıyor. E, belirli bir tecrübe edindikten sonra helikopterden uçağa geçiyor. Veya uçak pilotu helikopter eğitimi alarak helikopterde de uçmaya başlıyor. MV-22 Osprey'ler için pilotların farklı bir görev yapısı var. Amerikan sistemine göre Amerikan Deniz Piyadeleri veya Amerikan Hava Kuvvetleri'nde önce temel uçuş eğitimi T-6 uçaklarıyla başlıyor. T-6 Texan 2'lerle. Bunlar Pilatus'un Amerika'da üretilmiş, biraz daha Amerika için yerelleştirilmiş bir modeli. Bu temel eğitimi aldıktan sonra normal uçak eğitimlerine devam ediyorlar. Çift motor eğitimlerini alıyorlar. Daha sonra helikopter geçiş eğitimine başlıyorlar. Temel helikopter eğitimine almaya başlıyorlar. Çünkü pilot dikine kalkışta veya dikine inişte tamamen hava aracına helikopter pilotu gibi kumanda veriyor. Saygılık var. Uçağın lövesi çok hassas kumandalar, yaklaşma sistemleri, hover'da kalma yani sabit durma. Bunlar hep helikopter kumandalarıyla çalışıyor uçak. Ama tilt rotor normal seyir irtifasına gelip motorlarını indirdikten sonra yere paralel hani uçak gibi gitmeye başladıktan sonra da kumandalar tamamen uçakla, uçak gibi. Bu nedenle pilotların hem uçak eğitimi almış olmaları hem de helikopter eğitimi almış olmaları gerekiyor. Arkasından bu temel eğitimleri aldıktan sonra tipe intibak, simülatör ve tabii ki görevlerle birlikte, tecrübeyle birlikte e, uçuş saatlerini arttırmaya başlıyorlar. MV-22 Osprey'ler tabii yurt dışından da çok dikkatle takip edilen bir helikopter ama 70 küsür milyon dolarlık fiyatı. Şimdi bir tabii bir hava aracı bir tane alamıyorsunuz. Biraz yüksek sayıda sipariş vermeniz lazım. Ona göre bir bakım idame sistemi, Pilot eğitim sistemi gibi bir sürü faktörleri yan yana koyduğunuz zaman her ülkenin dayanabileceği bir e, hava aracı değil. Bu hava aracının ilk yurt dışına ihracatı Japonya'ya yapıldı. Hatta geçtiğimiz günlerde Japonya ilk hava aracını teslim aldı. Hava aracı Japonya'ya getirildi. İşte önümüzdeki günlerde herhalde eğitimlerini, ekiplerin eğitimleri tamamlanacak ve resmi olarak Japon Silahlı Kuvvetlerine teslim edilecek. Bunun dışında İsrail'in, Hindistan'ın, Güney Kore'nin e, ee, ve tabii ki Birleşik Arap Emirlikleri'nde bunlar çok ciddi e, hem Amerika'ya çok yakın ülkeler ve bir taraftan da çok ciddi Amerika'dan iyi silahlar alıyorlar ve Amerika'da bunları iyi silahları satıyor. Bu tür ülkelerin MV-22 Osprey'e bir talebi var. Ama dediğim gibi Japonya dışında henüz kesin siparişe döndürülmüş bir satış anlaşması yok. İsrail'in ilk olarak adı çıkmıştı. Hatta CH-53 e, helikopterleri yerine V-22'lerin alınması söz konusuydu ama İsrail çok yüksek maliyetler nedeniyle MV-22'leri şu an beklemeye almış durumda. Bilmiyoruz ilerleyen dönemlerde nasıl bir şey olur. Amerika nasıl bir şey yapar? Bunlarla ilgili gelişmeleri bilmiyoruz. Gelelim videonun başında belirttiğim gibi MV-22 Osprey Türk Deniz Kuvvetleri tarafından kullanılabilir mi? Şimdi bizim kamuoyunda yanlış bir yaklaşım var. TCG Anadolu uçak gemisi olarak geçiyor. Hatta Türkiye F-35 programından çıkartıldıktan sonra ya biz buna ne yapacağız? Her yer alalım, şunu yapalım, bunu yapalım gibi birçok tartışma ortaya atıldı ama tabii bu tartışmalar sonuçta her yer özellikle boş bir tartışma. Onu da hazırladığımız videolarla geçmişte sizlere sunmuştuk. Bu sonuçta üzerinde yoğun bir helikopter ve insansız hava aracının taşıyacak bu üst güverte altında ise bir tabur asker için Gerekli zırhlı araçları, personel taşıyıcıları taşıyabilecek. Gerektiğinde hovercraft gibi bu gemiden yola çıkıp karaya çıkış yapılabilecek bir tabur birliğin taşınması için planlanmış bir gemi bu. Bu gemi barış zamanında yüzen bir hastane olabilir, destek gemisi olabilir, hızla malzeme taşıyabilir, askeri de götürür. Bu tür özelliklere sahip gerçekten Türk Deniz Kuvvetleri için güç çarpanı olacak bir gemi. Böyle bir gemide MV-22 osprey kullanılabilir mi? Evet kullanılabilir. Özellikle hızlı bir operasyona asker aktarımında, malzeme aktarımında, uzun menzilleriyle bu tilt rotor konsepti gayet başarılı olarak kullanabilir. Şimdi şu anda Türk Hava Kuvvetleri'nin elinde MV-22'lere yakıt ikmali gerçekleştirilecek sepet sistemine sahip, özellikle sepete sahip bir uçak yok. KC-135'lerde bum sistemi var. BUM sistemi de şu an hava kuvvetleri konseptine göre F-16'lara, F-4 uçaklarına, havadan ihbar kontrol E-7T uçağımıza havadan yakıt ikmal gerçekleştiriyor. Şu an bu uçakta MV-22'nin yakıt ikmali yapacak bir sistem yok. Bazen bunun üzerine özel sepet sistemi takılıyor. Bu sepet sistemiyle de bu gerçekleştirilebilir. Ama mevcut yapının uzun menzili MV22'nin rahatlıkla bölgeye gidip gelmesi veya örneğin <laughs> TCG Anadolu şu anda hizmette olsa üzerinde de MV22 olsa örneğin Libya'ya herhangi bir şekilde çok rahat iç bölgelere kadar asker götürüp veya operasyon yapma gibi özelliklere sahip olmuş olur. Ama dediğim gibi 70 küsür milyon dolarlık fiyatı işte şu an Türkiye Amerika ilişkileri hala nane F-35 parasını ödediğimiz F-35'leri alamıyoruz örneğin. Veya bir yandan da bakıyorsunuz Son bu gelişmelerle birlikte gerçekten çok hassas mühimmatlar konusunda Amerika bir esneklik sağladı, bunların satışı oldu ama genelde yeni bir hava aracı, yeni bir silah, yeni bir yapımla ilgili böyle bir anlaşmalar konusunda gerçekten Amerika ile sıkıntı yaşıyoruz. Bu da olayın ayrı bir politik yönü. Şimdi mv 22niz yoksa ne yapacaksınız? Alıt mı yakacaksınız? Hayır. Türk Kara Havacılığı'nın elinde ve özel kuvvetlerin elinde CH-47F Şinuk helikopterleri var. Şinuklar da gayet kapasiteleri yüksek, iyi helikopterler. Tamam belki MV-22 kadar hızlı uçamıyor, o kadar uzun bir menzile gidemiyor ama e, sahip olduğu imkanlar gayet iyi. Bu helikopterlerden de bir miktar belki alınabilir. Belki deniz kuvvetleri de bunu TCG Anadolu üzerinden kullanabilir diye düşünüyorum. Sadece şunu açıklamakta fayda var. Bu tür hava araçları, güvertede denizden gelecek olan deniz suyunun tuzunun etkisine maruz kalıyor. Bu nedenle denizcilerin kullandığı helikopterler, hava araçları bu etkinin arındırılması için ek önlemlere sahipler. Dış yapıda bazı değişiklikler oluyor veya uçaklar helikopterden görevden geldikten sonra tatlı suyla yıkanıyor. Bu gibi önlemler alıyor. Eğer bu önlemleri almazsanız gövde üzerinde tuzlu su korozyon oluşturmaya yani gövdede çeşitli sorunlar, çatlaklar, çürümeler meydana gelmeye başlıyor. Bu durumda hava aracının hem bakım bakım maliyetlerini yükseltiyor, hem ömrünü kısaltıyor ve tabii ki uçuş emniyetsizliğine de bariz bir şekilde etki etmiş oluyor. Tekrar özetlemek gerekirse tilt konsepti uçakla helikopteri birleştiren çok özel bir mühendisliğe sahip bir sistem ve bu da geleceğin hibrit sistemi. Hatta şu an Amerikan ordusu Yeni bir helikopter konsepti üzerine çalışıyor. Bir tarafta Skorsky, bir tarafta Bell. Ee, özellikle Bell'in önerdiği sistem tit rotor. Skorsky farklı bir yaklaşım içerisinde. iki ana rotora sahip bir öneride bulunuyor ve helikopterin arkasında da itiş gücünü arttıran, süratü arttıran bir üçüncü bir pervane daha var. Bakalım bu konseptler helikopterleri nereye taşıyacak göreceğiz. Aynı şekilde Taarruz helikopteri ihalesi de var. Ee, Amerikan ordusunun kara havacılığının taarruz ve keşif amaçlı bir yeni bir e, konsept üzerinde çalışıyorlar. Bu konseptler de birbirlerine çok yakın. MV-22 Osprey'in açtığı yolda bu yeni iki konsept bir şekilde rekabet içerisinde geleceğin hava aracı olarak Amerikan ordusuna görev yapacak ve tabii ki buradan seçilecek tasarım da gelecekteki tüm askeri helikopter pazarını yakından ilgilendiriyor. Çünkü Amerika sonuçta çok büyük bir kullanıcı. Buradan gelecek olan mühendislik yapılan ARGE'de gelecekteki diğer projeleri etkileyeceğini açıkçası düşünüyorum. Koronavirüs günlerinde her gün saat 19'da yeni videolarla karşınıza çıkıyoruz. Bize konu önerisinde bulunmak isterseniz veya sorularınız için lütfen yorum yazın. Aynı zamanda bize info.tolgozbek.com mail adresinden de ulaşabilirsiniz. Bu arada tabi videoları beğenmeyi unutmayın. Ee, ve aynı zamanda hatırlatıcınızı da açın ki yeni video yüklendiği zaman size bunun uyarısı gelsin. Ve tabii ki kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Detaylı havacılık haberleri için sitemiz tolgozbek.com sizleri bekliyor. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.